nerden 27 Mart 2023 pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı seçimine ve milletvekilliği seçimine giden yolda 14 Mayıs'a giden yolda artık çok az bir zaman kaldı ve 4 tane Cumhurbaşkanı adayı oldu. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Millet İttifakı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce ve bağımsız olarak başvuran Ata İttifakı adayı Sayın Sinan Oğan da 4. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Muharrem İnce 22 Mart günü 28 bin imza, 23 Mart'ta 51 bin, 24 Mart'ta 76 bin, 25 Mart'ta ise 100 bin imzayı geçerek 104 bin imzaya ulaşarak adaylığını ilan etmişti. Yine Ata İttifakı adayı önceki dönem MHP milletvekillerinden Sayın Sinan o anda ilk gün yani 22 Mart günü 15.000, 23 Mart'ta 25.000, 24 Mart'ta 39 bin, 25 Mart'ta 63 bin ve 26 Mart'ta da 100 bin imzayı geçerek 107.637 imza toplayarak aday oldu. Bakalım 14 Mayıs'ta seçim tamamlanacak mı yoksa Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura mı kalacak? Ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle bundan sonraki süreçte de tek tek Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili tanıtım videoları çekmeye, anlatmaya devam edeceğiz. Yorumlamaya devam edeceğiz. Edirne'den tüm takipçilerimize, herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.